Merhaba arkadaşlar, LGS Fen Bilimleri B kitapçı sorularının çözümlerini yapıyoruz hemen. Şimdi birinci sorudan başlayalım. Şimdi şekildeki modelde iki zinciri birbirinden ayrılmaya başlamış bir DNA molekülünün organik bazlardan bazıları organik bazın çeşidine göre numaralandırılmıştır diyor. İşte mesela adenin, timin neyse artık. Bir numaralı organik bazın timin olduğu biliniyormuş. Bir numara timinmiş. Hemen yanına timi diye yazdık. O halde 2 numaranın da ne olması lazım? Karşısına geldiği için adenin olması lazım. Bu arada 4 ve 3'ün de ya guanin ya sitozin olması lazım. Ama hangisi bilmiyoruz değil mi? Bunu bilemiyoruz. Şimdi bu modele göre diyor ki buna göre modeldeki organik bazların çeşidi ve bu DNA kendini hatasız eşlerken gerçekleşen olayla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi diyor ki 3 adenin olabilir diyor. Şimdi 3 adenin olamaz çünkü 3 ya guanin olacak ya sitozin olacak değil mi? B'de ne diyor? 4 sitozin olabilir diyor. Evet, dördüncüsü sitozin olursa bu da guanin olur değil mi? Yani birisi sitozin, birisi guanin olabilir ama hangi sitozin, hangisi guanin kesinlikle bilmiyoruz ama bize olabilir dediği için burada cevabımız B seçeneği olacak. Hemen 2'ye geçiyoruz şimdi. Şimdi balıklarla penguenlerin yumurtalarıyla ve yavrularıyla beslenen bir martı türünün işte bayağı bir şeyle besleniyormuş yani bu martı türü. Buna göre bu martı türüyle ilgili hangisi doğrudur diyor. Şimdi bu martı türü bayağı bir besin çeşidi var burada. Hızlı hızlı çözmeye çalışıyoruz. Yani kısacası farklı besin çeşitleriyle beslenmesi bu martı türünün çevre koşullarının değişmesi durumunda besin bulmaları bakımından ona ne sağlar? Bir avantaj sağlar değil mi? Mesela bir hayvanı göremezse öbürünü yer. Çok da açıklamaya gerek yok. Cevapları yapsak yeter. Hemen gelelim şimdi üçüncü soruya. Şimdi ne diyor? Karaciğer hücresi kullanılarak yani bir vücut hücresi gerçekleştiren bir gen tedavisi gösterilmiştir. Şimdi bak kalıtsal olarak kan pıhtılaşma proteini üretemeyen bir bireyin karaciğeri alınıyormuş. Yani bu pıhtılaştıramıyor tamam mı? Kanı pıhtılaştıramıyor. Alınan hücreler uygun ortamda bir büyütüyor. Daha sonra pıhtılaşma proteinin üretiminden sorumlu normal bir geni getiriyorlar. Bu hücreler de bir araya getiriliyor ve gen aktarımı yapılıyor. Gen aktarımı yapılmış bu karaciğer hücreleri ne oluyor? Bireye geri naklediliyor. Tamam mı? Bu durumla ilgili hangisi doğrudur diyor. Şimdi bu uygulamadan sonra bireyin kanında pıhtılaşmasını sağlayan protein bulunması beklenir diyor. Şimdi bireyin kanında pıhtılaşması bulurken tabii protein bekleyeceksin yani bunu. Yani bu artık şurada gen aktarımını doğru bir şekilde yaptı ya. Demek ki ne olacak? Artık bu kanı pıhtılaştırmayı sağlayan protein üretilecek değil mi? Çünkü önceden üretemiyordu. Gene aktardık artık sorun kalmadı. İkiye bakıyorum. Bu uygulamayla bireyin vücut hücrelerinin tamamının, bak gerisini okumaya gerek yok. Tamamının diyor. Tamamı değil ki sadece karaciğer hücresinde böyle bir şey yaptı değil mi? Bu uygulamayla bireye dışarıdan pıhtılaşma proteinini üreten gen aktarıldı. Yani sen bana balık verme, balık tutmayı öğret gibi değil mi? Hazır balık vermedi, hazır protein vermedi. Ona proteini üretecek geni aktardı. Hemen geldik şimdi dördüncü soruya. Şimdi burada dördüncü soruya bakalım. Burada bir DNA'daki teknik değişmesinde mutasyona yol açarken hatalı bir protein oluşmasına neden olabilir. Bunları örnekleriyle anlatmış burada. Şimdi bu durumda bir normal bir protein bir de hatalı bir protein üretilmiş. Tamam mı? Şimdi bu diyor ki bak bu durumun ortaya çıkması için mutasyona uğramış alelin hemoglobin oluşumunu sağlayan genin her iki kopyasında da bulunması gerekiyordu. Yani bulunmadığı durumlarda hatada yavrulara aktarılamayabilir diyor. Buna göre bu mutasyonla ilgili hangisi doğrudur? Bakın B şıkkında diyor ki mutasyona uğramış aleli taşıyan bireyin tüm yavrularında bu durum gözlenmeyebilir. Evet, tüm yavrularına aktarmayabilir değil mi? Belki de sağlam gene verecek çocuğuna değil mi? Tüm yavrularına aktarılmayabilir. Yani bunun cevabı B şıkkı olacak. Hemen geçiyoruz şimdi seri bir şekilde 5. soruya. Şimdi burada 16 derecede bir sinek çok koyu çıkmış kanatları. 30 derecede biraz koyu olmuş, 35 derecede iyice açılmış. Yani bu bal gibi bir modifikasyon sorusu değil mi? Modifikasyonu ben bağırıyorum, modifikasyonu diye bağırıyor. Peki diyor ki buna göre şimdi aşağıdaki uygulamayla gözlemlerden hangisi araştırmacının düşüncesine dolar? Yani araştırmacı bu olayın genetik olmadığını söylüyor. Şimdi eğer genetik olmadığını söylüyorsan C şıkkındaki gibi yapman lazım. Yani şimdi bak birinci arının yumurtasını alacaksın. Çok koyu olan yumurtayı. Bunu götürüp 35 derecede yetiştireceksin. Ve yavrusunun kanatları açık olunca diyeceksin ki bak genden dolayı değilmiş. Neyden dolayıymış? Genin işleyişinden dolayıymış. Yani dış çevre şartlarından, sıcaklıktan dolayıymış diye bir yorum hemen ne yaparız? Yaparız. Evet, bir yudum çay içtikten sonra hemen çok seri 6. soruya geldik. Şimdi 6. soruda burada kromozom, DNA vesaire bunları vermiş. Buna göre bu yapılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi burada doğru olan şey D şıkkı. Genler hücrede kromozomlarla taşınır. Yani gen
DNA'nın içinde. DNA'da kromozom imiş. Yani şöyle düşün. Sen otobüse binmişsin. Otobüs de gemiye binmiş. E bu sen gemiyle taşınmıyor musun şu an? Demek ki cevabımız ne olacak? Değişik olacak. Hemen geldik 7. soruya. En basit soru. Şimdi diyor ki aşağıdaki çaprazlamalardan hangisi yapıldığına hem mor çiçekli hem de beyaz çiçekli bezelye elde edilir. Bu A şıkkında olur. Neden? Çünkü bak burada büyük M, küçük M şeklinde mor bezelye de elde edilebilir. Küçük M, küçük M şeklinde beyaz bezelye de elde edebilirsin. Çok kolay bir soruydu. Geldik şimdi 8. soruya. Buna göre her iki çaprazlamada çaprazlanan bezelyelere ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi bakalım. Şimdi diyor ki bak bezelyelerde tohum renginin kalıtımı ile ilgili yapılan iki çaprazlamadan ilkinde oluşan bezelyelerin hepsinin tohum renginin sarı olduğu gözlemlenmiş. Yani hepsi sarı olmuş, tamam mı? Yani tohum renginin kalıtımı ile ilgili iki tane yapılan iki çaprazlamadan ikisinde de oluşan bezelyelerin tohum renginin hep sarı olduğu gözlemlenmiş. Demek ki sarı baskın herhalde. Oluşan bu bezelyelerden seçilen iki bezelye ile yapılan ikinci çaprazlamada da sonucunda elde edilen bezelyelerin bazılarının tohum renginin yeşil olduğu. Demek ki bu elde edilenler melezmiş değil mi? Büyük A küçük A, büyük A küçük A'ymış değil mi? Elde edilenler melezmiş. Buna göre her iki çaprazlamada da çaprazlamada çaprazlanan bezelyelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi burada bak kesinlikle doğru olan şıkkı zaten bulduk. Bak diyor ki C şıkkında ikincisindeki bezelyeler tohum rengi bakımından saftöl değiller. Evet, melez olmaları lazım. Çünkü saftöl olsalardı farklı farklı çocukları olmazdı. Yani bunun cevabı C şıkkı olacak. Şimdi geldik 9. soruya. Evet. 9. soru. Evet, şimdi ne diyor? Bir kabın tabanında oluşan sıvı basıncının sıvının derinliğine bağlı olup olmadığının kararını vermek için birbirinden bağımsız 4 ayrı deneme yapılıyor diyor. Bu deneyler hep birbirinden bağımsız bir şekilde yapılıyor. Burası önemli. Yani bir deneyle bir deneyi birleştirebilirsin ya da birleştiremeyebilirsin. Bakacağız şimdi duruma göre. Bu denemelerde hareketli özdeş KLM parçalarından oluşan bir kap kullanılıyor. Bu kaptaki ne oluyor? Parçalardan K ile L sağa doğru, M yukarı aşağı doğru vesaire vesaire. Bu denemelerde hareketli parçalar başlangıçta tamamen dolu olan bu kaptan sıvı taşmayacak şekilde ve her seferinde eşit mesafede hareket ettiriyor. Yani kaptan sıvı taşması da olmayacakmış diyor. Şimdi başlangıçta tamamen dolu olan bu kap kullanılarak yapılan denemeler şu şekildedir diyor. Şimdi M parçası önce aşağı sonra yukarı doğru hareket ettiriliyor. Şimdi M parçasını aşağı yukarı doğru hareket ettirdiğimiz zaman şimdi burada derinlik değişecek sanabilirsiniz. Hayır, değişmiyor. Neden? Çünkü buradaki sıvı mesela diyelim ki örneğin 1 litre sıvı var değil mi? Ben bu M kabını aşağı mesela şöyle düşünün. Şimdi M kabı buradaydı. Su da böyleydi değil mi? Su da böyleydi. Mesela şurası M'di, tamam mı? Ben bu M kabını aşağıya indirdiğim zaman su da onunla birlikte aşağı inecek. Yani derinlik değişmeyecek. O yüzden M parçasını aşağı yukarı hareket ettirmek hiçbir işimize yaramayacak. Bir de bakın mesela 3. şıkta KL parçaları birlikte sağa sola hareket ediyor. Ne işime yarayacak ya? Hiçbir işime yaramayacak. KL parçalarını sağa sola hareket ettir. Yani bu şekli alıp buraya koymuş gibi bir şey oluyor. Yani hiçbir şey değişmiyor. O yüzden cevabımız ne olacak? C seçeneği olacak. Şimdi 10. soruya bakalım. Şimdi hangisi doğrudur diyor. Çok kolay bir soru. Aşırı kolay bir soru yine. Hemen bu taraf secdeye yattığı için aşağı tarafta yaz var. Yukarı tarafta da kış var diyoruz değil mi? Şimdi bakıyoruz. Yukarı tarafta kış var. L'de kış yaşanır diyor. Bakın L'de şurada bak. Minnacık bir L ülkesi var şurada bir kenarda. Hemen burada kış yaşanır diyoruz. Geldik şimdi 11. soruya. Şimdi burada sıvı basıncı ile ilgili bir deney yapmış. Şimdi burada katı basıncı ile ilgili karıştırmayalım bunu. Şimdi bakınız. Birinci basınç ölçer üstünde H bölü 2 derinlik varken 1 pa basınç ölçmüş değil mi? Peki ben şimdi bunları mesela tamamen doldurdum. Tamamen doldurduğum zaman dikkat edin bak. Şuradaki basınç ölçerin üstünde de yine H bölü 2 derinlik var. Ama aşağıdaki basınç ölçerin üstünde H kadar derinlik var. Yani burada 2 pa basınç ölçerken burada 1 pa basınç ölçem. Yani cevabımda ne olacak? B seçeneği olacak. Hemen geliyorum şimdi çok seri bir şekilde 12. soruya. Şimdi bu soruda klasik şöyle bir cismi böyle boyuna kestiğin zaman basınç değişmez sorusu. Yani sarı kitap ile masa arasında oluşan basınç KL konumlarında birbirine eşittir olacaktı bu da. Çünkü sarı kitabın burada kendi ağırlığı aynı, kendi yüzey alanı aynı. Burada da yine ağırlığı aynı, yüzey alanı aynı. Hiçbir şekilde bunun basıncı değişmeyecek. Yani bir değişiklik bir şey yok. Yani ağırlık bölü yüzey alanı oranında hiçbir değişiklik olmadığı için bunun da cevabı D şıkkı olacak. Gelelim şimdi çok seri bir şekilde 13. soruya.
Şimdi 13, evet. Şimdi burada katı basıncı ile ilgili bir şeyler anlatmış yukarıda bize, tamam. Şimdi bakalım, okuyalım. Şimdi katı cisimler ile bulundukları zemin arasında oluşan basıncın değişkenlerini belirlemek için yapılan bilgilerinde KVL cisimleri kuma şekil 1'deki gibi bırakılıyor diyor. Kum zeminde K cisminin bırakıldığı yerdeki izin derinliği daha fazla oluyor. K cisminin derinliği daha fazla oluyormuş. Şimdi K cisminin o zaman basıncı daha fazla değil mi? Basıncı daha fazla. Peki bu cisimler özdeş mi? Öyle bir şey diyor mu? Özdeşse eğer K daha ağır olacak ama bilmiyorum bunu, tamam mı? Yani sadece daha çok basınç yaptığını söylemiş galiba değil mi? Katıcılar yapılan bir de KVL cisimleri diyor. Yani KVL cisimleri özdeştir, taban alanları falan hiçbir şey bilmiyorum değil mi? Sadece basıncı fazla. Tamam, bu işlemden sonra özdeş M levhaları aynı kum zeminde farklı bir yere konulup bunların üzerine KVL cisimleri şekil 2'deki gibi konuluyor. Bu durumda kum zeminde oluşan izlerin derinlikleri eşit oluyor. Ha, şimdi bak, bu derinlikler eşit oluyorsa ben bir kere burada artık bunların kap tabanlarındaki artık yüzey alanlarının eşit olduğunu biliyorum. Peki yüzey alanları eşitse demek ki bu cisimlerin ağırlıkları da başlangıçta eşitti ki buradaki basınçlar eşit çıkmış. Tamam mı? Buradaki basınçlar eşit çıkmış. Peki birdeki basınçların eşit çıkmamasının nedeni neydi? K'nın kendi yüzey alanının demek ki küçük olmasıydı. Çünkü ağırlıkları aynı. Altlarına yeni bir yüzey alanı takınca basınçları eşitlendi birden, değil mi? Şimdi gelelim şimdi soruya. Şimdi hangisi doğrudur diyor. KVL cisimlerinin ağırlıklarının eşit olduğunu söyledik zaten. KVL cisimlerinin kum zeminine temas eden yüzey alanlarının da birbirinden farklı olduğunu da söyledik. KVL cisimlerin ağırlıkları birbirinden farklı değildi. Yani cevabımız C olacak burada da. Hemen şimdi 14. soruya geçiyoruz. Bu da yine çok kolay bir soru. Hangileri iklimle ilgilidir diyor. Şimdi bir kere bak, bu yılın kış aylarında kar yağışı az oldu diyor. Bu hava durumu. Değil mi? Yani kar yağışı az oldu diyor ya. Hava durumu, iklim değil. Ama yaşadığım yerde yazlar sıcak kurak, bu iklim. Bir hafta boyunca rüzgar çıktı. Bu da hava durumu. Yani ne olacak? İklimle alakalı olan B şıkkı olacak. Geçelim şimdi 15. soruya. Şimdi Temmuz ayında diyor KVL cisimleri, KVL cisimlerin gölgeleri ölçülmüş. Şimdi K cisminin gölge boyunun L'deki gölge boyundan uzun oldu. Demek ki K'ya gölge boyu uzunsa K'ya güneş ışını daha eğik, L'ye güneş ışını daha dik gelmesi lazım değil mi? Bu durumda da hemen inceleyelim mesela. Şimdi birinci şık olabilir. Neden olabilir? Çünkü burada yukarısı şöyle göstereyim. Yukarısı yaz mevsimi ya, K'ya daha eğik gelebilir. Bu doğru. İkincisinde de bakıyorum yine K'ya L'den, bak şurası L burası K. K'ya daha eğik gelir. Çünkü güneş ışınları buradan vurduğu için şu yengeç dönencesine doğru dik gelecek. Yukarıya doğru diklik azalacak. Bu da olabilir. Ama üçüncü şıkta böyle bir şey olmaz. Çünkü neye? K ekvatora daha yakın. Yani bu sefer K'ya daha dik geliyor güneş ışınları değil mi? Cevabımız 1-2 olacak. Hemen geçiyorum şimdi 16. soruya. Şimdi burada bir basınç değişimi olmuş. Basınç belli bir seviyeden başlamış. Biraz basınç azalmış. Yani derinlik azalmış. Sonra tekrar eski haline geri dönmüş değil mi? Bu durum nasıl olabilir? Mesela bak diyor ki havuz tabanından önce havuzun yüzeyine doğru sonra da ilk konumuna tekrar yüzen birisi için bu durum olabilir. Niye? Çünkü havuzun tabanından başladı zaten. Yani belli bir yükseklikten, derinlikten başladı. Sonra tekrar eski yerine de geri döndü. Önce yukarı çıkıp tekrar eski yerine de geri döndü. Bu olacak yani bir. Peki başlangıçta suyla dolu bir şişenin tabanında delik açıldığı zaman bu şişedeki su gitgide azalacak değil mi basıncı? Yani bu olmaz. Yine 3'e bakalım. Başlangıçta suyla dolu olan bir havuzun tabanında bulunan musluk açıldığında yüksekliği azaldıkça gitgide basıncının ne olması lazım? Azalması lazım. Bu da olmaz. A şıkkı olacak. Hemen geçiyoruz şimdi 17. soruya. Şimdi bu deneyde kimyasal değişimin gerçekleşmesi için gaz çıkışı değil mi? Deneylerde kimyasal değişimi için gaz çıkışını anlıyoruz. Yani ne diyor bak, oluşan gazın sirke ve kabartma tozundan farklı bir maddeye olup olmadığını anlarsan ne olmuş olur? Burada bir kimyasal tepkime olmuş olduğunu anlarsın. Hemen geldik şimdi 18. soruya. Şimdi burada renklerini vermiş. Birinci kap asit oluyor. Dördüncü kap da asit oluyor. Üç ve dört, ikinci kaplar baz oluyor. Şimdi hangisi kesinlikle doğrudur diyor pH'ları ile ilgili. Bir kere bakın arkadaşlar, burada 1 ve 4 hakkında ve 2 ve 3 hakkında yorum yapamayız. Yani çünkü 1 ile 4 asit ama hangisi daha kuvvetli bilmiyorum. 2 ve 3 baz ama hangisi daha kuvvetli bilmiyorum. Ama mesela D şıkkında ne diyor? 1'dekinin pH'ı 2'den küçüktür diyor. Evet, 1'deki asit 2'deki baz olduğuna göre kesinlikle pH'ı da küçük olacak. Geldik şimdi 19. soruya. Hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi periyodik sistemde atom numaraları ardışık olan iki elementlerle ilgili, ardışık olanlar kesinlikle farklı gruplarda yer alırlar değil mi? Kesinlikle farklı grupta yer alması lazım. Yani mesela diyelim ki atom numarası örneğin birinin işte 9, birinin 10. Kesinlikle ne oluyor bunlar? Farklı grupta yer alıyor. Ama aynı periyotta olabilir, farklı periyotta olabilir, aynı element sınıfı olabilir, olmayabilir. Bunlar değişken.
Şimdi son soruya da bakalım. Şimdi burada diyor ki sadece fiziksel değişme olanlar. Şimdi küp şekerin toz haline getirmesi fizikseldir. Yine toz şekerin suda çözünmesi de fizikseldir. Ama renk değişimi kimyasal olur. Bu da 1 ve 3 olacaktı.